Merhabalar. Bugün sizlere simit poğaça tarifim olacak. Dışı çıtır çıtır, içi gördüğünüz gibi yumuşacık, az malzemeli, yapımı gayet kolay. Hadi başlıyoruz. Bu harika lezzeti yapmak için öncelikle hamur yoğurma kabımıza bir paket yaş mayayı elimizle parçalayarak koyalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave edelim. Ardından bir su bardağı ılık su koyalım. 5 dakika bekletelim. Mayamız bu görüntüye ulaştığında üzerinin köpük köpük olması gerekiyor. Bir su bardağı ılık su daha koyalım. Toplamda 2 su bardağı ılık su kullanmış olduk. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bir adet yumurta koyuyorum. Evet, koymam gereken malzemeler bu kadar. Un ilave etmeden güzelce karıştıralım. Bu tarif için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Pürüzsüz, yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de hamuru çok iyi yoğurmalıyız. Mayalı hamur işlerinde sonucun iyi olmasını bu yoğurma işlemi belirliyor. Onun için hamurumuzu özenle yoğuralım. Gördüğünüz gibi unu azar azar ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu da unun üzerine gelecek şekilde koyalım. Mayalı hamur işlerinde tuz erken koymayalım. Kullanacağımız unun yarısından fazlasını ilave ettiğimiz zaman tuz koyarsak hamurumuz çok daha güzel mayalanır. Hamurun kıvamı tam olarak bu şekilde olmalı. Biraz ele yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Şimdi 20-25 dakika mayalanması için hamurumuzu saralım. Böyle küçük boy bir tavanın içine yarım su bardağı toz şeker koyalım. Hiç karıştırmadan bu şekilde karamelize olması için bekleyelim. Tavayı ocağın en küçük gözüne koyalım ki şeker yanmadan yavaş yavaş karamelize olsun. Bu renge geldiği zaman karıştıralım ve tavanın içerisine bir su bardağı su ilave edelim. Suyu koyar koymaz gördüğünüz gibi eriyen şeker sertleşti, kalıp gibi oldu. Şimdi bırakalım kaynasın. Kaynadıkça sertleşme tamamen kaybolacak. Bu hazırladığım karamelli suyu pekmezli su yerine kullanacağım. Bu arada hamurum da mayalandı. Ele yapışan bir hamur olduğu için elimi biraz yağladım. Bu şekilde hamurun havasını alalım. Sonra hamurdan istediğiniz büyüklükte bezeler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde avuç içimi ölçü olarak kullanıp bezeleri böyle koparma yaparak hazırlıyorum. İlk hazırladığım bezeyi alıp elimle bu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra ortasına aldığı kadar rendelenmiş kaşar peyniri koyup güzelce kapatacağım. Fark ettiyseniz gayet ince açıyorum. Tepsi mayasında bunlar neredeyse 2 katına çıkıyor. Sıkı bir şekilde kapatma yapmazsak tepsi mayası alırken açılmalar olacaktır. Birleştirmeyi dikkatli yapalım. Tüm bezelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Şimdi sıra hazırlamış olduğum poğaçalarımı önce karamelli suya, sonra susama batırıp tepsiye dizmeye geldi. Evet, bu şekilde susamın içinde çevirelim ki her yerine susamlar yapışsın, bol susamlı olsun. Yerken o susamların çıtır çıtır ağza gelmesi lezzeti 2 katına çıkarıyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Önce karamelli suya batıralım.
Karamelli suyu hiç denemediyseniz bu lezzeti kaçırmayın ve mutlaka deneyin. Çok iddialıyım. Simit poğaçalarınızı bir daha pekmezli su ile yapmayacaksınız. Tüm poğaçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra 20 dakika tepsi mayası için bekleyelim. Bu süre ev ortamınıza göre farklılık gösterecektir. Daha sonra 180 derecede 600 ayarda üzerleri kızarana kadar pişirelim. Simit poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Dışı da çıtır çıtır oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.